Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Daha önceki videolarımda tabii ki sizlere ortaklığın giderilmesi davalarından ya da eski dildeki izahleşiyor davalarından sıklıkla bahsettim. Bu davalar en çok konuşulan veya en çok halk arasında uygulama alanı bulan dava türü. Çünkü miras sonrasında ortaya çıkan malların paylaştırılması çoğu zaman bu davayla sonlandırılıyor. Onun için de vatandaşlar bu davanın nasıl bir süreç işlediğine ilişkin bilgi sahibi olmak istiyorlar. ben de bunlara yönelik zaten daha önce videolar çektim. Bunlarla ilgili de yine kartlar kısmına koyarım. Eğer ilgilenen vatandaşlarımız, seyircilerimiz varsa onları da oradan detaylı bir biçimde bilgi sahibi olabilirler. Ama bu dava türünde yani ortaklığın giderilmesi dava türünde çok fazla bahsedilmeyen ve bazen de ciddi hatalara neden olan bir konu var. Ortaklığın giderilmesi davaları sanki her koşulda rahatlıkla açılabilen, hiçbir istisnası olmayan bir davaymış gibi değerlendiriliyor ama halbuki durum böyle değil. Çünkü ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı ya da açılma zamanı uygun olmayan bir istisnalar demeti var ve oldukça da fazla. Onun için bu davada yani ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı halleri de ayrıca bir video haline getirmek istedim. Şimdi isterseniz sözü çok da uzatmadan hemen bunlar nedir? Hangi durumlarda Yargıtay nasıl karar veriyor? Ona bir bakalım. Öncelikle kabaca özetlemek gerekirse ortaklığın giderilmesi davaları bir paylı mülkiyetteki taşınır ya da taşınmazın ortaklığının sona erdirilmesi için açılan bir dava türü. Bu davada siz eğer medeni kanunuza göre uygun olmayan bir zaman da bu davayı açıp diğer hissedarlarınızı mağdur etmeye çalışırsanız işte o zaman birinci koşulu yerine getirmiş oluyorsunuz. Bu davayı açsanız bile davanızın reddedilmesi durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan neyi kastediyorum? Hemen Medeni Kanun 698. maddesindeki ifadeye bir bakalım. Diyor ki orada Uygun olmayan zamanda paylaşma istenemez diyor. Tabii ki bu uygun olmayan kavramı oldukça muğlak ve yargı iştahatlarıyla doldurduğumuz bir durum. Yani ne zaman acaba uygun olmayan zamandır? Ben bu davayı açtığım zaman karşı taraftaki davalı uygun olmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep ederse bunu mahkeme dinleyecek midir? Onu yargıtay kararlarında görüyoruz. Mesela diyor ki yargıtay kararlarında kira sözleşmesinin ortaklığın giderilmesini engel değildir diyor. Böylesi bir dava açılmış. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2017 tarihli verdiği bir kararda ilgili taşınmazın kirada olmasının ortaklığın giderilmesinin açılmasını engel olmadığını ve dolayısıyla davalı tarafın herhangi bir şekilde uygun olmayan zamanda açıldığı yönündeki iddiaların dinlenemeyeceğinden bahsediyor. Mesela bu net bir karar. Bunun dışında mesela taşınmazda yani dava konusu bir taşınmazda imar çalışmalarının bulunması da yine uygun olmayan bir zaman olarak değerlendirilmiyor. E peki diyeceksiniz ki acaba hangisi uygun olmayan zaman? Bunu da yine yargı 10 4. Hukuk Dairesi'nin bir kararında görüyoruz. Örnek olarak söylüyorum. Tapuda devrinin yapılmadığı bu nedenle 7 bölü 495 hissenin davalı belediye adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Mahkemeci ortaklığın giderilmesi talebinin uygun olmayan zamanda istenip istenilmediğinin tartışılmış olması doğru görülmemiş. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir diyor. Yani devri gerçekleşecek bir taşınmazın henüz tescili gerçekleşmediği iddiasındaysanız ve buna yönelik açıldı açılan davada siz bu davanın uygun olmayan bir zamanda açıldığına yönelik bir iddianız varsa işte mahkeme bunun gibi bir durumda davanın reddi gerekir diyor ki bu da önemli bir karar. Bunun dışında bir hukuki işlemle de ortaklığın giderilmesi sınırlandırılabilir. Yani hissedarların tamamı oy birliğiyle biz 10 yıl boyunca bu davayı açmayacağız. Örneğin bir kiralama yapacağımız bir taşınmazlı ortaklığın giderilmesi riskiyle karşılaşmayalım. Dolayısıyla kendi aramızda bir akit yapalım, bir sözleşme yapalım ve bunu hatta gerekirse e, tapuya da şerh ettirelim diyebilirler. Bu kapsamda 10 yıl süresince ortaklığın giderilmesi davası açılması engel olunabilir. Ama evet, taraflardan biri sözleşmeye aykırı bir biçimde buna yönelik bir talepte bulunulduğu zaman işte mahkeme bu davayı da reddetmek durumunda kalacaktır. Ama burada altını çizeceğimiz ufak bir ayrıntı var. Siz 10 yıl değil de örneğin 20 yıllık bir sözleşme yaptınız. Bunu uygun bulmuyor Yargıtay ve diyor ki eğer siz 10 yıldan daha fazla bir sözleşmeyle ortaklığın giderilmesi davasını engelleyen bir akit yapmışsanız orada ben 10 yıla çekerim diyor. Burada da önemli bir detayın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında Kamulaştırma kanunu kapsamında öngörülen taşınmazlarda da yine ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağını söyleyeyim. Tabi burada kamulaştırma kararının kesinleşmesi önemli. Kamulaştırma kararı kesinleşip hatta tapuya şerh edilmişse yine burada da ortaklığın giderilmesi davasının açılması mümkün değildir. Açılsa bile davanın Reddi gerekecektir ki Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin çok yeni 2023 tarihli bir kararda diyor ki ortaklığın giderilmesi talep edilen taşınmazda davacı ve davaların kamulaştırma işlemi nedeniyle mülkiyet haklarının kalmadığı diyor. Dolayısıyla burada işlem tamamlanmış. Dolayısıyla ben artık bundan sonra ortaklığın giderilmesi davasını dinleyemem. Çünkü bu işin başat unsuru olan mülkiyet ilişkisi ortadan kalkmıştır diyebiliyor. Yine kat mülkiyeti kanunu kapsamında da ortaklığın giderilmesinin istenemeyeceği durumlar var. Örneğin kat mülkiyeti kanunun 7. maddesi kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazlarda ana taşınmazın bir ortaklığın giderilmesi davasına konu edilemeyeceğini, sadece ayrı bağımsız bölümlerin ortaklığın giderilmesi davasına konu edilebileceğini söylüyor. Yani siz bir mirasçılar olarak kocaman bir bina yaptırdınız. Her bir bağımsız bölümde hissederler olarak mirasçıların hepsinin ismi yazıyor ama mirasçılardan biri taşınmazın tamamına yani binanın tamamına yönelik bir ortaklığın giderilmesi davası açıyor. Şimdi böylesi bir durumda mahkeme kat mülkiyeti kurulmamış olsa bile kat irtifakı dahi kurulmuş olsa burada ortaklığın giderilmesi kararını ana taşınmazın tamamına ilişkin veremeyeceğinden ayrı bağımsız bölümler için böylesi bir davanın açılması gerektiğini söyleyerek davayı reddedecektir. Ki nitekim Yargıtay'ın yine buna yönelik kararlarında diyor ki Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin yine 2011 tarihli bir kararında buna benzer istikrarlı birçok kararı var. Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olmayan gayrimenkullerde ortaklığı tabi olan gayrimenkullerde ortaklığın giderilmesi istenemez. Ancak bağımsız bölümlerdeki ortaklığın giderilmesi istenebilir diyor. Buna çok da aslında net bir biçimde hukukken söylemeye bile gerek yok. Zaten mantıklı olan da bu. Siz çünkü bağımsız bölümleri rahatlıkla ortaklığın giderilmesi davasına konu edebiliyorsunuz. Peki akla gelen şu olabilir. Bunu daha önceki videolarımda da belirttim ama yeri gelmişken tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz örneğin bir bina yaptınız. O binanın kat irtifakı dahi kurulmadı. Hala arsa tapusu üzerinde ama bina fiilen mevcut. E bu fiilen mevcut olan taşınmazda paydaşlardan biri ortaklığın giderilmesi talebinde bulunursa acaba o taşınmazın tamamı satılarak bu ortaklık mı giderilecektir diye sorabilirsiniz. Burada o malikler ya da hissedarlar hemen şunu söyleyebilirler. Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesini de talep edebilirler. Bu da önemli bir fırsattır. Yani çok ciddi anlamda büyük zarara neden olabilecek ana taşınmazın tamamının satılması hissedarlara büyük zarar verebilir. Onun için kat mülkiyeti kurulması suretiyle de ortaklık sona erdirilebilir. Örneğin 3 mirasçı varsa 9 bağımsız bölüm oluşabilecek bir Ana taşınmazdan bahsediyorsak 3 bağımsız bölüm e, her bir hissedara düşecek şekilde ortaklık sona erdirilebilir. Bunun dışında yine çok fazlasıyla bilinmeyen ama gözden kaçtığını düşündüğüm çok önemli bir konu. Bir taşınmaz belirli bir konuya özgülenmiş olabilir. Bu özgüleme nedeniyle ortaklığın giderilmesinde aslında hakkın kötüye kullanılması durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla böylesi bir durumda da, biz yine ortaklığın giderilmesini talep edemeyiz. Yani bir taşınmaz örneğin bir kooperatife özgülenmişse ve o kooperatife özgülenen taşınmazla ilgili hissederlerden birisi bir ortaklığın giderilmesi davası açmışsa o zaman yine davalar şu savunmayı rahatlıkla yapılabilir. Biz bu taşınmazı o kooperatife özgülemiştik. Dolayısıyla bu ortaklığın giderilmesi söz konusu değildir denilebilir. Eğer buna yönelik bir iddia varsa mahkemenin de bunu mutlaka incelemesi, irdelemesi gerekiyor ve buna ilişkin karar vermesi lazım. Evet bir başka durumda rızayen taksim durumu söz konusu olabilir. Yani paydaşlar bir taşınmazı fiilen kullanıyor olabilirler belirli kısımlarını ve bu gibi durumda da hatta bunu bir krokiye bağlayıp noterlikçe imzalanan bir sözleşmeyle no, tapuya da şerh ettirebilirler. Böylesi bir durumda da yine ortaklığın giderilmesinin açılmasının uygun olmadığına ilişkin birçok yargıtay kararı var. Tabii bunun aksini düzenleyen kararlar da var. Her somut uyuşmazlıkta farklılık arz edebilir ama Rızayen Taksim de yine ortaklığın giderilmesine engel olabilecek bir neden olabileceği unutulmamalıdır. Bir başka konu da aile konutu ile ilgili. Aile konutu şerhi bulunan ve evliliğin devam ettiği durumlarda yine bu taşınmazlara yani aile konutu şahri işlenen taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağını söylüyor Yargıtay. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yok ama Yargıtay içtihatlarında bunu da görüyoruz. Hatta bir kararında demiş ki işte aile mahkemesinin 2012 tarihli kararında dava konusu taşınmaz üzerine aile konutu şahri konuldu. Taraflar arasındaki evlilik birliğinde devam ettiği anlaşılmaktadır diyor. Dolayısıyla aile konutu şerh konulduğuna göre artık bu şer ortaklığın giderilmesine engel teşkil eder diye Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 2020 tarihli bir kararı var. Bu da tabii zaten aslında hüşmahsızlık da çok anlamlı değil. Yani hem evli olacaksınız hem birlikte kullandığınız bir mal olduğunu belgeleyen bir aile konutu şerh koyacaksınız bir taşınmazı. Ondan sonra da gidip o taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açacaksınız. Bence çok mantıklı değil zaten. Bunun dışında ortaklığın giderilmesi davası açılıp tarafları ve dava konusu taşınmazın ortak olduğu bir durumda bir kesin hüküm bulunması durumunda da yine aynı taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılamayacaktır ama burada tarafların aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir. Eğer taraf gösterilmeyen bir hissedar varsa o hissedarın da davaya dahil edilerek ortaklığın giderilmesi davasına konu edilmesi gerekir ama eğer bu gözden kaçılmışsa ve daha sonra açılan bir davada bu iddia yani kesin hüküm iddiası varsa o dava din devam edecektir. Çünkü kesin hüküm oluşturmaz eğer davanın tarafları aynı değilse. Evet, bu kadar <laughs> kapsamlı bir konuyu umarım kısaca özetleyebilme şansına sahip olmuşumdur. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü bu dava türünde sanki Ortaklığın giderilmesi davası açılar açılmaz her türlü sonuç alınabilirmiş gibi bir algı var. Buna yönelik bir yanlış izlenim var. Hayır, bu davanın da reddedilebileceği hususlar var. Ortaklığın giderilmesini istenemeyeceği durumlar söz konusu. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, çok büyük bir aileyiz. Bu aileyi büyütmeye devam ediyoruz. Lütfen kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki ailemiz daha da büyüsün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.